Evet, yeni bölüme hoş geldiniz. Bir yeni bölümle daha karşınızdayız efendim. Bu bölümlerde size ilginç dizileri takdim etmeye, anlatmaya veya önerip önermeyeceğimize karar vermeye çalışacaktık. İşte onlardan biri. İçinde bulunduğum ülkenin de aslında Avrupa'nın böyle slow burn kriminal dizileri, yani polisiye dizileri son dönemde çok fazla yıldız almaya başladı. Yani görünür olmaya başladı. Bunlardan biri de Belçika'daki ve Belçika, Lüksemburg, Hollanda üçgeninde çekilen yerli, yani buranın yerlisi polisiye diziler. Bunlardan bir tanesi de 2018 yılında çekilen 13 Emir diye tercüme edebileceğimiz 13 Geboden. Er zijn 10 geboden. Geen 3, er zijn 10. Onze dader is olarak geçiyor. Flamanca tabii ki. Bu 13 Emir 2018'de çekilen film aynı zamanda IMDb'den de 8 rank almış durumda. Dolayısıyla seyretmeye değer bir film. Neyi konu alıyor? Yeni ortak olan bir yaşlı, bir genç yeniyetme polisin bir cinayetin peşinden gitmeleri ve bu cinayeti çözmeye çalışmaları üzerine yaşanan slow burn, bir sezonluk sadece bir kriminal dizi, bir polisiye dizi. İlginç aslında. Avrupa, özellikle Kuzey Avrupa'daki polisiye diziler biliyorsunuz The Bridge ile birlikte aslında çok fazla görünüre geldi, görünür olmaya başladı. Ve bu Belçika bölgesinde de, özellikle Flaman bölgesinde Flamanca yayınlanan dizilerde hem Belçika devletinin hem de buranın aslında devletin sosyal kısımlarının, yani mesela emekliler bölümünün, emekliler lobisinin desteklediği filmler üretiliyor böyle. Niye bunu destekliyorlar? Çünkü aslında karakterlerin içerisinde mesela yaşlı ve normal olan, yani böyle süper hero kahramanlar, Amerikan dizilerindeki dedektifler gibi koşup hoplayan zıplayanlar değil de göbekli amcalar da var mesela. Ana karakterler mesela bunlardan biri. Hoş, bu dizide 13 Geboden'de dizide ana karakter olan göbekli amca polis kendisi normalde aslında çok zayıf. Bu dizi için kendini yaşlandırmış, saçlarını ortadan dökmüş. Normalde saçı yok ama o kadar da yaşlı gözükmüyor. Kuzey Avrupa ülkelerindeki insanlar kendilerine bakabildiklerinden midir bilmiyorum ama bu yaşlarda gayet dinamik oluyorlar. Ve bu dizinin içerisinde birçok şeyi normal hayatta olduğu gibi görebiliyoruz. Yani sürekli olarak birini yakalamaya çalışsalar da, arkasından koşsalar da yetişemiyorlar mesela. Düşüyor, yaşından dolayı yetişemiyor. Ama bunun hiç sorun olmuyor. Bu yaşlılığa veriliyor. Ya da genç polisler sık sık hata yapabiliyor ve özellikle Avrupa'nın realitesi olan mesela bu gençlerin hata yapabilme oranını da sizi ekranda vermiş oluyor. Yanlışlıkla birini vuruyor mesela ve hayatı kararıyor polisin. Böyle şeyleri normalleşmiş bir şekilde görebiliyoruz. Yani bazı dizilerde olduğu gibi sadece böyle nasıl oldu da bunlar böyle yakaladılar, hep yakalıyor. Zaten Amerikan dizilerindeki senaryolarda görürsünüz. Geliyor şimdi, bulacak, orada bir şey bulacak. Yok öyle bir şey. Gayet slow burn bir dizi, bulup bulamama arasında. Ama Kuzey Avrupalıların en başarılı yaptıkları şey, son birkaç senedir takip ediyorum, 2018'den sonra çektikleri dizilerde en başarılı yaptıkları şey hiçbir zaman sonunu tahmin edememeniz. Bir başka dizi daha önereceğim. Belki şurada görürsünüz, Kapitani. Kapitani dizisi de yine bir polisiye. Orada da, o da bir Belçika dizisi. Ve burada da sonunu hiçbir zaman öngöremiyorsunuz. Yani artık Amerikan dizilerinden sıkılıp işte yakalayacaklar canım adamı dediklerini yerde, aslında Avrupa'daki çekilen Netflix polisiyelerinde yakalayamıyorlar. Ya da kötünün de iyi olduğu ya da iyinin de kötü olabildiği, böyle girişken, aslında herkesin kirli olduğu, herkesin saklamaya çalıştığı bir şey olduğu ve bir dünya gösteriyor size. Bu da aslında normal geliyor ve size yakınlaştırıyor. Bu yüzden de geriliyorsunuz. Bu 13 Geboden, 13 Emir'in de bu gerilim polisiyelerinden biri olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle mesela tekerlekli sandalyeye mahkum olan bir polis karakterinin burada canlandırılıyor olması çok bence oraya konulmuş ince bir detay. Bol bol Belçika ormanlarını göreceksiniz. Bu ülkenin yarısından fazlası böyle ormanlarla kaplı ve ülkenin bir başka realitesi olan çocuklara uygulanan taciz konuları da bu dizinin içerisinde işleniyor. Yani aslında komple bir konu var. Bir hikaye peşinden gidiliyor. Bir suç örgütü, bir kişi, bir katil aranıyor. Ancak bir seri katil aranıyor. Ancak arada yapılan araştırmalarda, polis soruşturmalarında bir giriyorsunuz içine. Mesela Anvers'ten getirilen uyuşturucu ticaretinin nasıl sokakta pazarlandığının açık yüzünü gösteriyor. Çünkü burada gerçekten de bu sokaklarda böyle pazarlanıyor. Ya da mülteci karşıtlığının birdenbire yüzünüze böyle çak diye vurabiliyorlar ve orada gösteriyorlar en çıplak haliyle ve gerçekten de böyle bu ülkenin içerisinde diyebiliyorsunuz. Ve bu da aslında karakterlerin gerçekçi olması da size bunun inandırıcılığını gösteriyor. Yani gerçek hayattan alıntılar oldukça fazla var. Dediğimiz gibi 13 Geboden dizisini size tavsiye ederim bence. Slow burn olmasının dışında gayet sizi yakalıyor, tutuyor. 13 bölümünü seyrettiriyor. Netflix bir daha çekmemiş. Bence zaten bu bir hikaye idi. Sadece bir hikayeydi ve o konu bitince bu ekip başka bir diziye geçti. Ki bu ekibin içerisinde olanlar aynı zamanda bir başka Belçika dizisi olan Tabula Rasa. Şurada linkini bırakalım. Tabula Rasa'yı da çeken ekipte yer alanlardan. Genç oyuncular oldukça iyi, başarılı. Özellikle Flaman genç oyuncuların televizyon karakteri olarak son dönemde çokça başarılı işlere imza attığını görüyoruz. Belki de dünyanın bakmadığımız küçük bir yeri ama Kuzey Avrupa ülkeleri dizi çekmekte, dizi hikayesi yazmakta oldukça başarılı.